Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine çocuklarda görülen önemli rahatsızlıklardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Nadir görülen ancak aralıklı olsa bazı nadir de olsa karşılaşabildiğimiz hastalıklardan bir tanesi. Nedir bu hastalık? Henoşelen maskülte dediğimiz HSV dediğimiz bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. Yine HSP olarak da biliniyor, kısaltması olarak Henoşelen vasküliti ya da Henoşelen'in purpurası olarak biliniyor. Bu bir çeşit ince damar hastalığıdır. Vücuttaki bazı bölgelerdeki ince damarların tutulumuyla giden bir hastalıktır. Nerede ki? İşte ciltteki ince damarlar tutulabilir. Ve bu ciltteki ince damarların tutulmasına bağlı olarak ciltlerde özellikle alt ekstremite kalçalardan ve kalçadan aşağıya doğru olan bölgelerde çocuklarda döküntü, palpable purpura dediğimiz ciltten kabarık döküntüler meydana getirebilmektedir. Bunun dışında tabii ki önemli tutulumları beyin tutulumu bazen nadiren olabilir. Nadiren gene çok sık olmamakla birlikte böbrek tutulumu, böbreğe giden damarlarda tutulum meydana gelebiliyor. Bir de gene bağırsak sistemini de etkileyebiliyor. Dolayısıyla çocukta eğer böbrekleri etkileyen bir durum olursa böbrekte işte idrar yaparken zorlanma, idrarda kan ya da idrarda koyuluk gibi tablolar gözükebilir bu hastalarda. Artı gastrointestinal sistem dediğimiz bağırsak sistemi etkilenirse çocukta karın ağrısı ya da kanlı dışkılama ve benzeri bağırsak sistemiyle ilgili tablolar da bu çocuklarda eşlik eden tablo olarak gözükebilir. Yaş olarak baktığımızda genellikle 4-6 yaş arasındaki çocuklarda daha sık karşılaşıyoruz. Bu çocukların genellikle rahatsızlığı oluyor. Çocuklar genellikle şöyle oluyor. Belirgin bir semptomu olmayan çocukta çok kısa süre içerisinde özellikle alt ekstremiteleri tutan tam olarak ne olduğu aile tarafından anlaşılamayan bir deriden kabarık döküntülerle aile doktora gidebiliyor. Tabii baktığımızda genellikle çoğu zaman kötü seyirli bir rahatsızlık değil. Çoğu zaman kendi kendine düzelen bir tablodur. Eğer sadece cilt tutulumu varsa çocukta ciltteki bu döküntüler zaman içerisinde birkaç hafta içerisinde genellikle azalıp kayboluyor. Herhangi tedaviye ihtiyaç duymuyor. Gene eşlik eden eklemlerde ödem ve ağrı varsa bu da gene zaman içerisinde azalıp kayboluyor. Buradaki HSV'deki asıl sıkıntı özellikle böbrek tutulumu, gastrointestinal sistem tutulumu ya da nadir de olsa santral sinir sistemi yani beyin tutulumu gibi durumlar varsa bunlar tabii sıkıntı durumlar yaratabiliyor. Bu nedenle bunların takip edilmesi ve böyle bir durum varsa da tedavi edilmesi gerekiyor. HSV'si olan ya da HSV tanısı konulan çocuklar genellikle tabii çocuk doktorları tarafından görülüp değerlendiriliyor. Ancak bu çocuklarda eğer böbrek tutulumu ile ilgili bir şüphe varsa ya da böbrek tutulumu ile ilgili bir sıkıntılı bir durum varsa mutlaka çocuk nefroloji hekimi tarafından görülmesi, değerlendirilmesi ve takip edilmesi de uygun olacaktır. Gene söylediğimiz gibi yani bağırsak sistemleriyle ya da santral sinir sistemi ile ilgili problemler olursa da gene ilgili branşlarda mutlaka bu durumun değerlendirilmesi gerekir. Tabii ailelerin bu konuyla ilgili bilmesi gereken şudur. Çocuğunuz HSV olabilir, HSV geçirebilir. Bu çok önemli bir şey değil. Eğer geçirdikten sonra böbrekle ilgili bir böbrek tutulumunu düşündüren bir problem yoksa endişe etmenize gerek yok. Ancak geçirdikten sonra böbrekle ilgili bir problemden bahsediyorsa doktorunuz özellikle idrarda işte protein atılımı gibi bir durum. Bu durumda mutlaka bu çocuğun idrardaki protein atılımı ya da idrardaki eritrosit, lökosit değerlerinin normale dönünceye kadar çocuk nefroloji hekimi tarafından değerlendirilmesi, yine tansiyon takibinin yapılması faydalı olacaktır. Prognoz olarak söylediğimiz gibi iyi prognozlu bir hastalıktır genellikle. Genellikle kendi kendine çoğu zaman iyileşir, tedaviye bile gerek kalmaz. Bazen nadiren tekrarlayabilir. Yani bir kez HSV geçiren bir çocuk nadiren birkaç ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra HSV'yi tekrar geçirebilir. Aynı rahatsızlığı gene. Ve söylediğimiz gibi prognoz açısından da genellikle iyidir. Ancak özellikle böbrek tutulumu olur ve uzun dönemde böbrek tutulumu ile ilgili sıkıntılar çözülmezse böbrekle ilgili problemler uzun vadede nadiren oluşabilir. Yani çok düşük ihtimalle de olsa HSV geçiren çocuklarda bazen ilerleyen dönemlerde böbrek problemleri olabiliyor. Bu nedenle bunu tekrar belirtmemiz gerekiyor ki evet HSV olabilir, HSV çocukları geçirebilir. Ancak HSV geçirdiğin çocukların mutlaka böbrek tutulumu açısından ilerleyen dönemlerde böbrek tutulumunun olup olmadığı, böbreklerin etkilenmediği açısından değerlendirilmesinde fayda olacaktır. Çocuk nefrolojisi tarafından değerlendirilmesinde fayda olacaktır diye düşünüyorum. Sanırım bu kadar bilgilendirme yeter. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Herkese mutlu günler, koronasız günler.